Bu videoda Japonya tarihinin yaklaşık olarak bin yıllık dilimine göz atacağız arkadaşlar. Klasik döneminden başlayıp Orta Çağ dönemiyle devam edeceğiz ve erken modern dönemde videoyu bitireceğiz. Klasik döneme damgasını vuran olaylar, Japonya'nın tek bir çatı altında emperyal bir düzende birleşmeye başlayıp Çin'den din, gelenek ve felsefe konusunda etkilenmesidir. Orta Çağ'a geldiğimizde Japonya bölünmeye başlamış, askeri bir hükümdarlığın altına girmiş ve erken modern dönemde ise yeniden birleşmiştir. Az önce de söylediğim gibi, Çin'in Japonya üzerinde oldukça büyük bir etkisi var. Çin Japonya'yı hiçbir zaman fethetmemiş olsa da, coğrafi yakınlık sebebiyle klasik dönemde Japonya merkezi bürokrasi gibi birçok fikri Çin'den almıştır. Hatta Japonya, Çinlilerin tam olarak nasıl bir düzen kurduklarını anlayabilmek ve bunu kendi ülkelerine uyarlayabilmek için Çin'e heyetler göndermiştir. Budizm, Konfüçyüsçülük gibi fikirleri kendi kültürlerine ait olan inanç sistemleri Şintoizm ile birleştirmişlerdir. Klasik dönemde ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz ilk dönem Heian dönemi olarak biliniyor bu dönemde başkent bugünün Kyoto'su olan Heian Kyo'dur. Bu dönemde Çin'deki Tang hanedanlığından birçok fikir alınmış ve Japonya'ya uyarlanmıştır. Heian dönemi Japonya'nın altın çağı olarak da bilinir. Bu dönem sanatın, mimarinin, kültürün ve felsefenin ilerlediği bir dönemdi. Örnek olarak ekranda Biodoin tapınağına ait bir fotoğraf görüyorsunuz. Fotoğrafa baktığınızda dönemin mimari ve sanat anlayışının ne kadar ileri olduğunu anlayabilirsiniz. Sanat o dönem çok önemliydi. Ayrıca Heian dönemindeki imparatorluk konseyinde kadınlar da önemli bir yere sahipti. Döneme damgasını vurmuş ailelerden biri olan Fujiwara ailesine mensup kadınlar çeşitli imparatorlarla evlenmiş, böylece bunlar üzerindeki etkilerini sürdürmüştür. Dönemin sanat anlayışı hakkında daha iyi bir bilgiye sahip olmak için size Fujiwara ailesine mensup olduğu düşünülen Lady Murasaki'nin yazdığı Genji'nin hikayesinden bir alıntı yapmak istiyorum. Lady Murasaki, Shakespeare ve Chaucer'dan bile önce birçok tarihçi tarafından sadece Japon tarihinde değil, dünya tarihindeki ilk roman yazarı olarak tanınır. Evet, bu hikayeyi okumanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten çok sürükleyici bir hikaye. Burada gördüğünüz ise çok yakışıklı bir prens olan Gencinin hikayesinden küçük bir alıntı. Aydınlanma ve karmaşa arasındaki fark, bir hikayedeki iyilik ve kötülük arasındaki farka benzer. Eğer konuya cömert bir açıdan yaklaşırsanız, aslında boş ve faydasız olan hiçbir şey yoktur.